Paulus'un Timoteus'a birinci mektubu. Birinci bölüm. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve ümidimiz Mesih İsa'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan, imanda öz oğlum Timoteus'a selam. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun. Yanlış öğretilere karşı uyarı. Ben Makedonya'ya giderken sana rica ettiğim gibi Efes'te kal ve bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamalarını, efsanelerle ve sonu gelmeyen soy ağaçlarıyla uğraşmamalarını buyur. Bu şeyler imana dayanan tanrısal düzene hizmet etmekten çok tartışmalara neden olur. Bu buyruğun amacı pak yürekten, temiz vicdandan ve içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. Bazı kişiler bunlardan sapmış ve boş konuşmalara dalmışlardır. Kutsal yasa öğretmeni olmak istiyorlar. Ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukları konuları anlıyorlar. Yasayı özüne uygun biçimde kullanan biri için yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki yasa doğru olanlar için değil. Yasa tanımayanlar ve asiler, tanrısızlar ve günahkarlar, kutsallıktan yoksun ve kutsala karşı saygısız olanlar, anne ya da babasını öldürenler, katiller, cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar, eşcinseller, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere yemin edenler ve sağlam öğretiye karşıt olan başka ne varsa onlar için konmuştur. Mübarek Tanrı'nın bana emanet edilen yüce müjdesine göre bu böyledir. Tanrı merhametlidir. Beni güçlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Çünkü beni sadık sayarak hizmetine aldı. Bir zamanlar ona küfreden, küstah ve zalim biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü yaptıklarımı bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım. Ama Rabbimizin lütfu, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte üzerime bol bol döküldü. Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim. Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye, sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti. Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm çağların kralı olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı'nın olsun. Amin. Oğlum Timoteus, senin hakkında önceden söylenmiş olan peygamberlik sözlerine dayanarak savaşların en iyisini sürdürmen için o sözler uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum. İmana ve temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı bir yana itmekle iman konusunda battılar. İmeneus ve İskender bunlardandır. Küfür etmemeyi öğrensinler diye onları şeytana teslim ettim.